Ya o repostayım. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda matematik işlemeyeceğiz ve şu konseptten kurtulacağız. Bakın, tahta aldım. Bunu sayfada story atmıştım. Tayfa diyorum, tahtayı asmayı deneyeceğiz. Önce açılımını yapalım. Şimdi bunu nasıl açabiliriz? Evet, görüyorsunuz, güzel geniş bir tahta bence. Şimdi ben bunu nasıl asacağımı bilemedim. Bantlamayı deneyeceğim o yüzden. Evet, şu an duruyor gibi. Şimdi tahtanın sifti olarak çok önemli ve size sürpriz olarak yapacağım bir çizim öğreteceğim adım adım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle sabitlemeye karar verdim. Yani biraz ilkel bir metot olsa da. Şimdi çizim dersimize başlayabiliriz. Umarım tahtayı güzel görebiliyorsunuzdur. Şimdi öncelikle burnundan başlayacağız. Şimdi bizim çizeceğimiz şeyin böyle bir burnu var. Ve bu burnu böyle ayrılıyor. Böyle birleşiyor buradan. Bakın, burnunu bu şekilde çiziyoruz. Ondan sonra kafasını çizeceğiz. Kafasını çizmek için böyle bir şey çizebilirsiniz. Şimdi kafasını çizdiğimize göre kafasında ne var bunun? Göz var. Göz çizeceğiz. Gözü de yuvarlak, kocaman siyah nokta gibi çizebilirsiniz. Biraz daha büyüteyim. Evet, bu şekilde de göz yaptık. Şimdi bu göz ne yapar? Yaş döker. Ağlar. Çünkü biz ne çiziyoruz? Cry baby kuşu. Cry baby kuşu ağlar. O yüzden gözyaşı çizeceğiz. Bakın, çok güzel bir gözyaşı oldu. Bir tane daha gözyaşı çizeceğiz. Bu da burnunun yanına. Şimdi kafasını devamlı yapmamız lazım, diğer gözyaşlarını düzgün yapabilmemiz için. O yüzden kafasını şu şekilde devam ettirip burada şey girecek. Cry Baby yazan büyük şey girecek. Hatta girsin şu an. Şöyle şey yapalım. Sonra o dalgalı dalgalı dalgalan sen de şafaklar gibi. Buradan da birleşelim. Evet. Bunun içine Cry Baby yazacağız. Ama daha sonra yazacağız onu. Evet arkadaşlar. Şimdi az önce bir kesintiye uğradık çünkü Ertuğrul geldi ve tahtamızı asabilmemize imkan tanıdı. Çok teşekkür ediyorum o yüzden Ertuğrul. Şimdi Cry Baby kuşu çizmeye devam edebiliriz. Şimdi burada ne yapabiliriz? Gözyaşlarına devam edecektik. Gözyaşlarına devam edelim. Biraz buradan yapalım. Şunun ucunda bir tane var. Ve bunun sonunda bir tane var. Evet, artık Cry Baby'miz gerçekten bir Cry Baby olmaya başlıyor. Şimdi kanatlarına geçelim. Kanatlarını buraya sığdıramayacağız. O yüzden küçülterek çizeceğim. Çünkü Cry Baby kuşunun çok yükseklere uçması lazım. Ki fame, money ve drugs ona gelsin. Ya. Tamam, şimdi bunu burada birleştirelim. Burada da öyle bir kanat yapalım. Şimdi bunun arkasını yapalım böyle, 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 böyle. Bunun da arkasını yapalım böyle, 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 şimdi buraya Cry Baby yazabiliriz. Bakın, cry. Cry ne demek İngilizce'de? Ağlamak demek. Şimdi baby yazacağız.
Evet, bakın Crybaby. Şimdi bunun alt kısmını yapacağız. Buradan devam ediyor olsun. Burada da kanat var. Buraya birleşiyor. Şimdi evet. Şimdi de üstündeki şeyin şunun devamını yapacağız. Bir tanesi kafasının üstünde olacak. Bir tanesi de buradan aşağıda olacak. Evet arkadaşlar, bugün size Crybaby kuşu çizmeyi öğrettim. Evet, yeni tahtamızın siftahını yaptık. Matematik videoları devam edecek. Böyle değişik içerikler de gelecek yani. Bir şeyler yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ve bana tahta parası gönderin. Lütfen tahtanın parasını karşılayın. Ben cebimden 200 lira verdim bu tahtaya. Lütfen tahtanın parasını karşılayın. She said I'm a crybaby. I can be a lady. Girl, you drive me crazy. AMG machine. Speeding on you.